Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Yunanistan bir komşuya hiç yakışmayacak bir yalan üzerinden büyük bir alçaklık gerçekleştirdi. Neydi o alçaklık? 19 Mayıs gibi Türkler açısından son derece anlamlı, son derece önemli bir günü olmamış bir soykırımın günü olarak ilan etti. Pontus sözde soykırımı iddiası Neymiş? Karadeniz'deki Rumları kesmişiz. Ya bizim Rum mum kesecek halimiz mi vardı? Memleket Mondros mütarekesiyle Sevr Anlaşması'na teslim edilmiş. Yunan bu taraftan çıkmış, Rus oradan girmiş, Fransız, İtalya, biz bir de Rum kesmişiz. Böyle bir kepazelik, böyle bir rezillik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuvay milliye ile bu memleketi düştüğü o zelil durumdan kurtarma harekatının ilk gününü kendileri için soykırım günü ilan ettiler. Utanmadı. 19 Mayıs 1919'da başlayan o kuvay milliye direnişi ve büyük zaferin hala acısını içinde yaşadıklarını gösteren bir ahmaklıktır. 19 Mayıs'ın sözde Pontus soykırımı ilan edilmesi. O dönemde Karadeniz'de olsun, Bursa'da olsun, Eskişehir'de olsun her yerde Rum çeteciler Türkleri kesmişlerdir. Türkler de buna karşı direnmişlerdir. Bu Amerika Birleşik Devletleri denilen devlet daha o zaman ta 1919-20'lerde Türk direnişi, Rum çetecileri Karadeniz'de köşeye sıkıştırınca bizim Trabzon'umuzu bombalama cesaretini göstermiştir. Biliyorsunuz anlatmıştım bütün bunları. O yüzden hiç kimse karnından konuşmasın. Öyle pontusu falan biz kesmedik kardeşim. Ama işte ilahi adalet. Sen yanındaki bir komşu millete büyük yalanlarla soykırımcılığı e, mal etmeye çalışırsan Ermeniler gibi birisi de senin tarihinin kanlı bilançosunu senin yüzüne şak kadanak verir. Helal olsun Arnavutlara. Ad, geri adım atmayacaklarını bugün açıkladılar. Helal olsun. Bakın yaşanılan soykırım Öyle böyle bir soykırım değil. Hem de çok alçakça. İkinci Dünya Harbi'nin bitmekte olduğu günlerde ortaya çıkan boşluktan faydalanılarak yaşanılmış bir Müslüman Arnavut soykırımı. Çamlık diye adlandırılıyor. Yan yaşı vardır. vardır. Ee, çok da güzeldir ve ee, Yunanlıların Osmanlı'dan 1918'de çıkan şehridir. Yani 1918'e kadar Osmanlı idaresinin olduğu bir şehirdir Yanya. Geçtim gittim baktım, ah ektiğimiz çınarlar öyle duruyor. Öyle. Neyse. Bu Yanya'ya yakın, ee, Yunanistan'ın bugünkü Adriyatik sahilleri bölgesinde Osmanlı idaresinin Çamlık diye adlandırdığı bir idare var. Bir yapı var, bir bölge var. Mesela şimdi orada Parga, Sivoke, Sagayak, Kanellahi gibi Yunan nüfusun yaşadığı Adriyatik sahili şehirleri var. Bu bölge Osmanlı yönetiminde Çamlık diye adlandırılıyor. 1912'de, 1912'de Arnavutluk bağımsızlığını ilan ettikten sonra, daha önce bağımsızlığını ilan etmiş Osmanlı'da Sırplar ve Yunanlılar Arnavutların üzerine çullanmaya kalkıyorlar. Bu bir iki kendi hakimiyet alanlarında da etnik azınlık istemeyen politikalar üreterek. Arnavutlara karşı bir Türk kampanya başlatıyorlar 1912 itibariyle. Fakat esas yaptıkları kepazelik 1945. Alman Nazi Almanya'sının yenildiği, artık Alman ordusunun hızla geri çekildiği Balkanların Almanlardan boşaldığı bir dönemde Yunan birlikleri işte fırsat bu fırsattır biz bu Müslüman Arnavutları buralardan atalım gidelim diye Çamlığa giriyorlar. On binlercesini öldürüyorlar. Kadınlarına tecavüz ediyorlar. Çocuklarını öldürüyorlar. Sadece bir rakam vereceğim. Ulusal Yunan Cumhuriyet Birliği diye bir katil sürüsü var. O dönem türemiş. Dünya Almanlara karşı savaşmış falan. Ulusal Yunan Cumhuriyet Birliği milis teşkilatı. Katiller işte bize bize karşı savaşan Rum komitacılar gibi, Rum çeteciler gibi. Sadece bu grup Çamlık'ta 20 bin erkek öldürüyor. Zaten o oranın nüfusu, Müslüman, Arnavut nüfusu 80 bin. Kadını ve çocuğuyla. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir soykırım yapıyorlar? Oraları Arnavutlardan temizleme ve Yunanlaştırma. Bütün hesapları budur. Hep bunu yaptılar, hep. Neyse, şimdi de utanmadan o bölgeye Kuzey İspir diyorlarmış. Prevezenin kuzeyi. Neyse. Şimdi tabii Arnavutlar'da örgütlenmişler. Bu konuda çok güzel e, şeyleri de var. E, sivil toplum kuruluşları vesairesi. Bu olayı idrak ediyorlar. Ve şey utanmadan diyor ki Yunanistan eğer bu işi kaşırsanız sizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinizi mahvederiz. Bir de utanmadan yaptıkları soykırımı ön, e, konuşulmasın diye... Avrupa Birliği'ni kullanıyorlar. Böyle bir zafiyetleri var. Böyle bir kendi başlarına yapamıyorlar bu işleri. Nedense. Fakat Arnavutlar biliyorsunuz Arnavutlar inatçı bir millettir. <laughs> yani e, inatları da tutmuş. Diyorlar ki e, yani tek tek isimlerini vermeyeceğim. Yetkilileri bu olayı sadece Arnavutluk'ta idrak etmeyeceğiz. En kısa zamanda en kısa zamanda dünya çapında bunun e, bilinmesine çalışacağız. Benim Ankara'dakilerden rica Pontus Montus tartışmayın. Boş verin onları. Kendi kaderlerine bırakın ama Arnavutlara sahip çıkın. Arnavutların tıpkı Srebrenica soykırımına nasıl sahip çıkıp Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan farkındalığını yükselten karara imza attırdık. Arnavutlarla konuşalım. Edi biliyorsunuz Türkiye'yi çok seven bir adam. Konuşalım. Diyelim ki tamam senin soykırım iddianı destekliyoruz. Bakalım ne olacak? Ya hayat böyle. El aleme yalanla saldırırsa birisi gerçekleri yüzüne şakkadanak söyler. Hoşçakalın.